Arkadaşlar merhaba. Bugün öğretmen bir arkadaşımız Ahmet Özbaş'ın Dağkale'deki bahçesine geldik. Kendisi burada değişik tasarım işleriyle uğraşıyor. Ayrıca köpek besliyor. Kedileri var. Vesaire böyle değişik hobileri var. Bahçede böyle bir rutin. Onun günlük işleri var. Onlara bakacağız. Çay içeceğiz. Köpeğini buraya aşağıya alacağız. Sohbet edeceğiz. Fazla lafı uzatmayalım. Direkt videoya geçelim. Ben onun yanına doğru geçiyorum. Kamerayı da alayım. Şöyle. Hem sizlere şöyle bahçesini göstereyim. Şöyle Dağkale yolu üzeri. Şöyle girişi olan. Çok güzel bir hobi bahçesi. Aynı zamanda ailesiyle falan takıldığı. Tasarım atölyesi gibi kullanıyor. Hobi bahçesi gibi kullanıyor. Kendisinin zaten Instagram sayfası da var. Onu da videonun sonunda hem açıklamalar kısmına koyacağım. Hem de videonun içine koyacağım. Şöyle. Zeytin bahçesi gibi bir yer burası arkadaşlar. Burayı tarlaçalandırmış. Şöyle. Zeytinlerine bakım yapmış, boyamış. Yukarıdan da şöyle bir küçük bir evi var. Onu da göstereyim. Köpeği şurada karşıda. Sirius. Onu da biraz sonra alacağız yanımıza. Şöyle biraz zoom yapayım. Şu anda köpek bana bakıyor. Tanıyor kısmen ama tabi yine de çekiniyorum. Şöyle tarlaçalandırdığı bir zeytin bahçesi. Su deposu. Köpeği. Evini göstermek için buraya geldim ama ağaçlardan gösteremedim. Şöyle aşağı ineyim. Şimdi kendisiyle biraz sohbet edeceğiz. Hem köpeği buraya alacağız. Şöyle bir yer. Kendi çay demliyor. Yavaş yavaş yanına geçelim onu da. Yanına gidecektik. Ahmet Hoca'nın. Bu arada köpek de tabi az önce tepki göstermemişti. Biraz delirdi. Bir köpekler falan bir şeyler gördü galiba. Birazdan bunu yanımıza alacağız ama. Abi bana bir şey yapmaz değil mi? Deneriz diyor. Ahmet Hoca deneriz diyor. Neyse. Çay içmeye gideceğiz yanına. Hava kararmadan yanına doğru geçelim. Şöyle. Merdivenlerden iniyoruz. Kendisi de burada. Çayı demlemiş. Burada kendine çok güzel bir ortam yaratmış. Abi merhabalar. Seni kanalımıza şöyle abi tekrardan merhaba, hoş geldiniz. Merhaba diyorum. Nasılsın, iyisin? Teşekkür ederim. Sizler nasılsınız? Ahmet hocamın hobi bahçesine geldik. Merhaba arkadaşlar. Kendisi de çay demlemiş bize, sağ olsun. Şurada karşıda gözüküyordur. Çayımız her zaman var. Aynen öyle. Abi ben kamerayı alıyorum. Tamam. Şurada hemen bir çay çekiyoruz. Arkadaşlar şöyle Ahmet hocamın kendisi tasarlayıp kendisi yaptığı, doğru mu abi? Tabii yani her şey kendi emeğimiz. Buradaki yani her şey zamanlarımızı değerlendirme biçimimiz. Yani buradaki her şeyde, her taşta bir izimiz var yani. Hepsinde bir emeğimiz var. Bu ocak var. Senin kendi yapımın. Tabii ocak da kendi yapımız. Her yer kendi yapımız. Arkadaşlar elinden zaten her iş geliyor. Instagram sayfasında siz de görürsünüz. Ben ne kadar anlatsam da boş. Oradan girip kendiniz izlersiniz. Buyur abi. Burada küçük bir yaz bahçesi yaptık kendimize. İşte domatesimiz, biberimiz, salatalığımız. Burada onlarla uğraşıyoruz. Maşallah süper. Mesela aşağı tarafta şurada kış bahçemiz vardı. Tabii ki artık yaza girdiğimiz için mahsullerimizi aldık. Şimdi onların yerine börülecektik. Ocaklar az buçuk belli oluyordur ama daha çimlenmediler. 3-5 güne inşallah onlar da çimlenecektir. İşte burada gördüğünüz böyle oval oval evet. Şeyler ocaklar dediği değil ocaklar, mi abi? Doğru. Tabii onların her birine börülce gömüldü ama daha çimlenmediler tabii. İşte meyve ağaçlarımız var. Onların bakımlarını yapıyoruz. Şurada ufak bir çiçekliğimiz var. Tabii çiçek işi köpek beslemeye başladıktan sonra
sorun olmaya başladı. Önceden her yerde çiçek yetiştirebiliyordum. O konuda rahattım, istediğim çiçeği yetiştirebiliyordum. Ama tabii köpeğimiz olduktan sonra o konularda biraz dikkat etmemiz gerekti. Daha böyle köpeğin daha rahat erişemeyeceği yerlere çiçeklerimizi ekmeye özen gösteriyoruz. Çünkü seviyorlar, yani yaramaz oluyorlar. Orada çiçek olduğunun farkında değil. Eziyorlar, kırıyorlar. O konulara zaten geleceğiz. Tabii. Köpek besleme ile alakalı tabii. Tecrübeleri. Tabii. Köpek yani böyle, sahiplenmenin ince detaylarını kendisi zaten bize şimdi anlatacak. Köpeği de aldık geleceğiz aşağı, değil mi abi? Tabii, paylaşırız. Normalde yukarıda duruyor köpek ama söz verdi aşağı getirecek. Birazdan aşağıya alacağız onu. Abi şeyi soracağım. Normalde serbest evet. duruyor köpeğimiz ama tabii ki şu an bu çekimi yapacağımız için onu yukarı bağladım. Ona burada bir gezinme alanı oluşturdum. Burada rahatça gezsin, tozsun diye. Onu normalde serbest bırakıyorum. Zaten kedileri de çekeyim abi şöyle. Tabii kedilerimiz de zaten beraber büyüdüler. Onlar da alıştılar artık birbirlerine. Kediler de var burada. Çok güzel oyunlar oynuyorlar. Geziyorlar bak bir tanesi. Bir tanesi burada. Kedimizin. Aynen. Biri burada arkadaşlar. Şurada görürsünüz yatıyor. Güzel rahatsız, oyunlar oynuyorlar. Rahatsız yani etmek birbirlerini... istemedik. Biri şurada. Burası çok güzel olmuş abi. Bunlar ne şu sarı olanlar? Bu sarı olanlar salatalık. Salatalık tabii, değil mi? Çiçekleri vermiş zaten. Çiçekleri vermiş. Kedilerimiz güzel. Böyle. Biz bunlarla böyle oynuyoruz. Bunlar bizim yoldaşımız. Bunlar bayağı kalabalıktı abi. Nasıl? Bayağı kalabalıktı. Kaç taneydi bunlar? Bunlar şu an 3 tane. 3 tane de yavrumuz var ama köpek olduğu için annesi getirmiyor şu an yavrularını. Ten örgünün dışında besliyor. Ne zamanki köpeği bağlasam kedileri yavrularının güvenli bir ortamda olacağını anladığı zaman getiriyor buraya. Evet. Normalde köpek boşken getirmiyor. Ama 3 tane de yavrumuz var. Onları da ne zaman köpeği bağlasam onlar da buraya yanıma gelirler. Yani normalde. Evet. Şöyle o doğal güzelliği de görün. İlk defa kanala gelen, önüne çıkan bu videoyu görenler şöyle Darkale'nin, bu ortamın nasıl bir yer olduğunu şöyle burası görün. Burası bir vadi arkadaşlar. Derin bir vadi. Burada güzel bir hava akımı var. Şehir merkeziyle burası aşağı yukarı 3 derece oynuyor. Atıyorum şehir merkezinde 30'sa sıcaklık. Benim mesela buraya geldiğimde 27'ye düşüyor. Tabii bu vadi yukarı doğru devam ediyor. Darkale buradan biraz daha uzakta 1 kilometre. Arkanda kadar. Gözüküyor abi şu an. Orada da sıcaklık biraz daha düşüyor. İnsanlar serinlemek için özellikle sıcak yaz günlerinde çokça tercih ediyorlar bu lokasyonu. Bu lokasyonda bisiklet sürücüleri, spor amaçlı yürüyenler, sınıf gezileri düzenleyen öğretmenler eksik olmuyor. Yurt dışından olsun, yerli olsun tercih edilen bir rota yani. Burası hiç boş kalmaz arkadaşlar. Kendisi de hocam zaten bir bisikletçi. Evet, burada bisikletçiler de ağırlıyoruz, yabancı bisikletçiler de ağırlıyoruz turist olan bahçemizde. Çok da bisikletçi misafirimiz geldi. Bir İngilizce öğretmeni olduğum için tabii onun da avantajını kullanıyorum. Burada güzel sohbetlerimiz oluyor, güzel anlarımız oluyor onlarla. Çayımızı içiyoruz, muhabbetimizi ediyoruz. Şu zamanımız varsa Darkale köyünü ziyaret ediyoruz. Instagram sayfası tam olarak neydi abi? Instagram sayfası... Bu bahçenin? Evet, bahçe... Bahçenin demişken Instagram sayfamız çok basit. Darkale Bahçe evet. Instagram adresimiz. Orada da rutin yaptığımız şeyleri paylaşmaya çalışıyoruz. Faydalı olabileceğini düşündüğümüz içerikler üretmeye çalışıyoruz. Buraya gelen misafirlerimizi ağırlıyoruz, onları paylaşıyoruz. Öyle bir hesap. Burada yine kendi yapımı. El emeği değil mi abi? Doğru mu? Hepsi. Burada böyle bir evi var. Küçük böyle bir, ne diyelim buraya? Kendine böyle kalabileceği küçük çapta. Tabii küçük çapta. Şurada kuş yuvaları benim gözüme çarptı. Onları da göstereceğim. Kuş yuvalarını yaptık. Ama kuş yuvaları istediğimiz gibi kuş besleyemedik orada. Çünkü saldırıya açık bir alandalar. Daha yükseğe doğru. asmam gerekiyor. Mesela ilk yapıp getirdiğim zaman bir tanesinin içine anne kuş,
saman çöpleri falan koydu, etti, gördüm ama bir daha da gelmediler yani. Kedilerden dolayı olmuş olabilir. Kedilerden dolayı, aynen. Kedilerden dolayı saldırıya açık, yani yavrularının güvende olabileceği bir ortam oluşturamadık. Biz de aksesuar olarak, anı olarak kaldı, evet, orada. Güzel olmuş ama. Teşekkür ederim. Köpeği buraya aşağıya alalım mı abi? Olur, yani sıkıntı değil. Köpeği alabiliriz. Alıp oraya geçelim mi? Tamam, olur. Hem orada otururuz. Tamam. Çay bardaklarımıza çayımızı alırız, geçeriz. Tamam, çayımızı da alalım. Olur mu? Çayımız her gün pişiyor. Yani bu demlik kaç bin defa çay demledi, ben artık bilmiyorum. Zaten kara demlik olmuş bakın. Yani içli çay. Şöyle, evet, çobanların kullandığı kara demliğin aynısı olmuş burada vallahi abi. Kokusu şu an siz duymuyorsunuz. Burası buram buram çay kokuyor. Buram buram hem böyle ateş, odun. Birazdan tadına da bakarız. İnşallah. Tamam, aşağı geçelim. Geçelim abi, köpeği alalım, geçelim. Kara demlik, mis gibi çayımızı. İsmi çay. Burada bir profesörümüzü ağırladık. Biz hep buna kara demlik çay deriz normalde. O isli çay dedi. O günden beri ben de kullanıyorum bu tanımı. İsli çay tanımını. Benim de hoşuma gitti yani. Çok da çay içmişti ama hakkını vermişti çayın yani. Öyle hakkını veren misafirlerin, çayın hakkını veren misafirleri seviyorum yani. Şimdi kimisi gelir açık olsun der. Kimisi gelir işte bir bardak olsun yeter der. Öyle olmayacak. Yani buraya gelen çayın hakkını verecek yani. Bakalım biz verebileceğiz mi? Vermeye çalışacağız inşallah. Şöyle bir daha çayları gösterelim. Sonra Sirius olup geleceğiz. Şu ortam, şu görüntü bile çok güzel. Gerçekten süper. Ahmet hocam Sirius'u götürmeye. Oo, geliyor. Abi dikkatli gel. Yanlış şeyler çekmeyelim. Sirius geliyor. Buraya alacağız değil mi abi? Evet, evet. Tamam. Buraya alalım. Sirius abi bana saldırmaz diye düşünüyorum ama. Ha? Bir şey yapar mı? Ben tutuyorum ama yapmaz ya. Ben varım yanında. Kaç aylık oldu abi? Köpeğimiz 10 aylık. Dişi bayağı yüksek. Omuz yüksekliği bayağı var. Şöyle hareketli, evet, bir köpek. Can yoldaşımız. Abi durmayacak gibi. Nasıl yapacağız? Bağlarız ya. Bağlarız. Alışırsa. Alışır. Şu an heyecanlı. Buraya bağlasak olmaz. Şu oturduğumuz yerin bacağını. Ama çaylara iler. Yok, masaya değil. Sakinleştirin. Şu tarafa bağlayalım mı? Allah bana saldırıyor valla. Tamam, tamam kızım. Tamam kızım, sakin ol. Sakin. Sakin ol. 2 ay sonra 1 yaşında, doğru mu? 2 ay sonra 1 yaşına girecek. Bir kere seveyim abi de rahatlasın bence. Aynen. Allah Allah. İşte Sirius. Kızana gelmedi henüz değil mi abi? Kızana. Geldi mi? Geldi. Oo, ilk kızanına gelmiş. Kızanına geldi. Yavru almayı şu an düşünmüyorsun. Düşünmüyorum. Yavru almayacağım çünkü daha gelişim döneminde. Şu an yavru alırsak eğer gelişimini tamamlayamayacak. Ya da yavrularına iyi bakamayacak. İlk kızanını yavrusuz olarak atlatacağız. Tamam. Seni yordu abi ya. Yoruyor. Yordu. Ama köpek çok güzel olmuş. Ben yavruyken gördüm en son. Sen yavruyken gördün. Büyümüş, çok güzel olmuş. Evet. Böyle tüylerini attı. Evet. Kışlık tüylerini attı. Rahatladı. Taradık, ettik. Atmasına yardımcı olduk. Köpeğimiz bu. Aynen öyle. Buraya bağlasak, biz karşıya geçsek olur mu? Şuraya bağlasak mı? Şu demirlerin birine, bize gelmeyecek kadar. Tamam. Dur. Şöyle. Bağlayalım. Ben rahat duracağını zannediyorum ama.
yanımıza gelemedi. Sirius. Maşallah ne kadar büyük olduğunu şöyle görün. 10 aylık daha. Ali abinin yavrulardan değil mi abi? Evet, Gürleyen Tavuk Çiftliği Ali abi, Ali Gürleyen. Onun da köpeklerinin videosu var benim kanalda. Onlardan gelme bir yavru bu. Abi daha önce bir tane daha köpek besliyordun galiba. Şöyle koyalım. Biz tripodumuzu şöyle bırakalım abi. İsterseniz evet. Onu şu... Abi dursun bence bizi rahatsız etmesin. Tamam. Böyle iyi. Hem biz sohbet ederken... O çay benim abi. Evet. Senin için o. Sağ. Aynen şöyle bırak. Tripodu Sirius'un yanına koyduk. İnşallah ellemez. Ellemez ya. Evet abi başka bir köpeğim vardı dedi. Köpeğim... Balıkesir'den bir tane Rottweiler yavrusu getirttirdik. Bundan önceki. İlk köpek deneyimim oydu zaten. Ama onunla ilgili çok kötü bir tecrübem oldu. Biraz daha abi bir şey istedim. Uzak ya. Kamera. Tamam. Onunla ilgili kötü bir tecrübem oldu. Nasıl kötü bir tecrübem oldu? Getirdiği ilk gün öldü. Yani buraya getirdiğimiz ilk gün öldü. Yavruydu gene. Yavruydu. Annesinden ayrıldığı ilk gün işte Balıkesir'den buraya getirdik. Bağlamıştım. Hani güvenli olsun diye bağlamıştım. Ama şey yapmış. Devam et abi sen. Düşmüş. Yani bağladığım yerden düşüyor. Tabi bağlı evet. Olduğu için de ölüyor. Boğulup ölüyor. Askıda kalmış köpek. Askıda kaldığı için en, ölüyor. Yani gözden kaçan çok küçük bir böyle ihtimal de olsa bağlı köpeklerin başına gelebiliyor arkadaşlar. Burada oldu değil mi? Burada oldu. Tabii bu olay beni çok üzdü. Yani neye üzüleceğimi de şaşırdım. Çok küçüktü, ona üzüldüm. Sonra annesinden ayrıldığı ilk gün başının böyle bir şeye gelmesine üzüldüm. Yani benim sorumluluğumda olan bir hayvana yeterince sahip çıkamadığıma üzüldüm. Evet. Bunu sağda solda paylaştığımda arkadaşlarımla bir gün birisi bu durumumdan etkileniyor. Ne kadar üzüldüğümü fark ediyor ve bana bu köpeği hediye etti. Ben bu köpeğe öylelikle sahip oldum. Yani Kangal aklımda yoktu. Ama daha güzel olmuş. Daha da güzel oldu. Yani olmasaydı da olurdu. Yani evet, keşke bir rotumuz, bir de Kangal'ımız olsaydı. Evet. Ama şu an elimizde sadece bir Kangal'ımız var. Buna sahip çıkmaya çalışıyoruz. Gel, Sirius gel. Abi ilk defa köpek besleyeceklere. Evet. Sen de artık böyle köpek besleyen, 10 aylık, 11 aylık tecrübeli bir evet. Köpek besleyen birisi olarak ne önerirsin mesela? Şimdi önce ilk defa köpek besleyecek olanlar gerçekten bunu isteyip istemediklerine iyi karar versinler. Evet. Yani şimdi karşıdan çok güzel gözüküyor. Yani çok eğlenceli gözüküyor. Düşünsenize yani yanınızda size sürekli yanınızda size çok bağlı bir hayvan var. Evet. Bir canlı var. Hayvanların bir canlı var. İçgüdüleriyle sizi korumaya odaklı. Sezgileriyle derdinizi anlamaya odaklı bir canlıyla birliktesiniz. Ama tabii ki bu güzelliğin getirdiği bazı sıkıntılar da oluyor. Yani sorumluluklar. Sorumluluklar da oluyor. Mesela çiçekler dedin abi. Tabii. Bahçede mesela köpek besliyorsun. Senin istemediğin yerlere gidiyor. Nasıl? Senin evet. Böyle kontrolden çıkıyor çocuk gibi. Tabii. Burada yoldan çok gürültü geldi. Sirius da buradaki demir parmakla tıkır 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 ses yaptı. O yüzden buradan yukarı gidiyoruz. Abi bayağı büyümüş ha. Bak yüksekliği falan. Büyüklüğü çok. Geldik.
Maşallah çok güzel yavruladı bunu. Çok güzel yavru verir. Zaten basarları falan çok düzgün. Az önce videoda Ahmet hocam konuşurken arkasını falan dönmüştü. Abi şu bak yanıma gel. Buradan oraya doğru gitsene. Tamam. Yani hiçbir şekilde bir sıkıntısı yok. Abi dön böyle geri doğru gitsene sana zahmet. Şöyle basarlarına bakın. Abi sen yürü oraya doğru. Ben arkadan çekeceğim onu. Hiçbir aksama maksama yok. Kasası çok sağlam. Basarları falan çok güzel. Çok çok güzel büyütmüşsün abi. Genel iskelet böyle yapısı, patilerinin iriliği, bir eklem rahatsızlığı vesaire yok. Çok güzel büyümüş. Benim de mesela en çok beslenenin en güzel yanlarından biri de sert sevebiliyorsun. Aynen. Yani benim de en çok sevdiğim sevme şekli şu işte. şu olay, şu hissiyat. Aynen harika öyle. Bir duygu yani. Aynen. Besleyenler o sevmenin ne demek onu çok iyi bilirler. Yani bunun en çok sevdiğim şey bunda. Şöyle yanıma alıp şurasına vurmak şu. Yani şu doluluğu hissetmek. Aynen öyle. Sen demeden kameraya çekiyorum şöyle sevemiyorum içim gidiyor demiştim. Sen benden önce direkt söyledin zaten. Sert seviyorsun, doluluğu sevebiliyorsun. Tabii. Burası daha sessiz, buraya geldik. Burada oturalım. Burası tamam. İyi olacak. Şöyle koyayım o zaman ben bunu. Senin bardağını getireyim abi. Kamera açık. Çay orada kaldı abi. Şöyle otururuz. Aynen öyle. Aynen öyle. Çok güzelmiş. Senin şey. Sirius da meraklı bizi izliyor. Ne yapayım? Artık onu ben çok çekemeyeceğim abi. Aşağıda kaldı. Nerede kalmıştık? Şimdi köpek sahiplenecek veya köpek edinecek kişilerin buna öncelikle çok iyi karar vermesi evet. Gerekiyor. Yani ben bu sorumluluğu alabilir miyim? Ben her gün köpeğimi yanına gelebilir miyim? Ona zaman harcayabilir miyim? Onun beslenmesini karşılayabilir miyim? Ekstra bir canlının sorumluluğunu almak değil mi? Tabii yani sonra mesela bazen arkadaşlarım beni çağırdığında gitmesem ne hissederim? Çünkü buna da hazır olacaksınız. Yani çoğu yere, çoğu planınızı iptal etmek zorunda kalıyorsunuz. Çoğu yerden erken dönmek zorunda kalıyorsunuz. Eğer ki bunları karşılayabilecekse kişi... gerçekten o zaman bir köpek edinmeli ve köpek edinmenin en güzel yanı da şöyle söyleyeyim, onun bu dünyadaki en sevdiği şey sizsiniz. Evet. Yani düşünsenize yani böyle bir insanla birliktesiniz. İçgüdüsel olarak özellikle Kangal köpekleri içgüdüsel olarak sizi sürekli korumaya odaklı. Evet. Aileme karşı nasıl? Aileme karşı da çok hassas. Mesela şöyle söyleyeyim. Kızımla yanına geldiğimde, kızım 3 yaşında, eğilerek kendini sevdirmeye çalışıyor. Asla ondan daha yüksek gözükmeye çalışmıyor. Bizim üzerimize atlıyor mesela. Evet, bak bizim üstümüze atlıyor. Ama küçük kızımla geldiğimde onun korkacağını bildiği için kafasını eğiyor ayaklarının dibine evet. Ve kendini öyle sevdirmeye çalışıyor ve asla havlamıyor onun yanında. Mesela onun korkutmamak için asla havlamıyor ama mesela... Sana bana ilk kendim sabah dedik havlamıştık girerken ilk yanına gittiğimde sana bana havlıyor o his olarak yani Kangal köpekleri özellikle kadınlara abi çocuklara karşı tabii. Çok farklılar dediğin doğru yani Kangal köpeğinin çok başka bir yanı var. Kangal köpeği hislerle donatılmış bir hayvan yani hislerle donatılmış bir hayvan. Hiçbir şeyi emredemezsiniz Kangal köpeğine. Eğitime yani, gerek yok yani eğitime kapalı bir köpek zaten. Ama hislerle donatılı bir köpek olduğu için gerek de yok yani. Evet. Kangal bakmak çok basit aslında. Ama aynen. Çok da zor. Aynen. Yani doğru. Abi şu an işi çözmüşsün ya. Bak gerçekten diyorum. Gerçekten çok çözmüşsün. Basit Kangal köpeğe bakmak ama bir o kadar da zor. Zaten herkes şöyle düşünüyor. Ya köpek değil mi diyor. Çoban köpeği diyor mesela. Evet. Ben de yani nacizane 10 yıldan beri besliyorumdur. Evet. Ya çoban köpeği besliyorsun diyor işte. Ya bu diyor sürü köpeği değil mi ya diyor falan. Besleyenler.
Ama şurada bizim ilçemizde bile ben az çok tanıyorum abi. Çok hastası var. Evet. Çok var. Yani saymak istemiyorum tekrar. Çok özel bir ırk. Zaten yerli bir ırk. Ben kanalda bunların videosu çekmeye çalışıyorum elimden geldiği kadar. Evet, yerli, evet, izliyorum kanalımızda. Yerli bir ırk. Neden daha farklı bir ırk besleyip diye düşündüm ben. Öyle çıktım orada. İlk benim köpeğim de şeydi. Sibirya kurdu. Kurdu Husky'ydi. Ben de onunla başladım ama oyuncu, tamamen böyle aktiviteye odaklı bir köpek, evet. Oyun köpeği. Ondan sonra bu köpeği tercih ettim. Evet. Senin dediğin gibi tekrar söylemek istemiyorum. Benim bahçemde ağaçlarımı koruyor, çiçeklerimi koruyor, tavuklarımı koruyor. Ben ona korusun, kollasın diye hiçbir şey öğretmedim. Hiçbir şekilde mesela çocuk geliyor, annem geliyor, ben geliyorum, çıt yok. Bambaşka bir insan geliyor, har. Saldırmaz da. Sadece korkutmaya çalışıyor, küskürtmeye çalışıyor. Asla da gidip birini ısırmaz yani mesela. Bu köpeklerin görülmemişti sokak köpeklerinin böyle hani saldırdığı. Bakın hepsi melez ırklardır. İşte karışık ırklar, evet, falandır. Bir kangal köpeği, çoban köpeğinin gidip de birini durduk yere alan koruması yaparsa belki ısırabilir ama ısırdığı ve parçaladığı bir şey yaptığı görülmemişti, duymamıştır yani. Ya şimdi mesela benim bunda dikkatimi çeken bir nokta da şu. Dedim ya, yani burası çok hareketli bir rotasyon, evet, şey rota. Mesela akşamda bazı kişilere hiç tepki vermezken, evet, yoldan geçen bazı kişilere aşırı tepki veriyor. Aynen. Yani dedim ya, hislerle donatılmış bir hayvan. Kimden tehlike gelebileceğini, aynen, bu hissediyor. Yani değişik bir hayvan. O açıdan da büyüleniyorsun. Yani hayvanı izledikçe büyüleniyorsun. Abi çok sevdiğin kelimelerinden belli oluyor. Hareketlerinden belli oluyor. Yani ben seni küçükken de nasıl sevdiğini biliyordum. Şu anda da aynı. İçine böyle bağrına sokacak gibi seviyor, kucaklıyor. Ya çok zor. Hayvan sevgisi. Çok zorlandım. İçine işlemiş abi. Çok, maşallah. Çok zorlandığım noktalar da oluyor. Bakın bazen diyorum ya, yani insanın gerçekten istemesi lazım. Yapabilecek miyim dediğim zamanlar da oldu. Anlatabiliyor, evet, muyum? Yani ben bunu ne kadar devam ettirebilirim? Gerçekten bu sorumluluğu aldıktan sonra. Ama bir duygu geliştiği zaman aranda, evet, yani bir duygu geliştiği zaman artık senden bir parça olduğu için o soruyu çıkartıyorsun kafanda. Yani yapabilecek miyim değil, yapacağız. Yani onun bakımı yapılacak, evet, onun her gün suyu değiştirilecek, onun her gün dışkısı kontrol edilecek, onun her gün vücudu severken kene var mı, zararlı var mı kontrol edilecek. Çok önemli bir şey. Evet. Onun her gün seni ısırdığında ağzını açıp dişleri kontrol edecek, ağzının içi, kulaklarının içine bakılacak. Her gün altı temizlenecek. Yani artık yapabilir miyim üçüncü demiyorsun. Bir evlat diyebilir miyiz abi? Kesinlikle diyebiliriz. Yani üçüncü bir evlat diyebiliriz. Yani bir evlat. Ben de öyle seviyorum. Evet. Yani o da benim evladım. Aklım onda kalıyor. Yani buradan gittiğimde. Zaten aşağıdan bizi dinliyor. Onu da şöyle bir çekeyim. Rahat durmadı. Buraya aldık bilerek. Sirius. Ben kulaklarını kesmedim. Kıyamadım. Evet. Gerek de yok zaten yani, abi. Çünkü kulakları kesilen köpekleri estetik olarak beğeniyor muyum? Evet, beğeniyorum ama yani ben öyle bir şey yapamadım. Kıyamadım daha doğrusu. Gerek de yoktu çünkü. Ahmet Hoca'yı buradan dikkatli dinliyor. Biz video çekerken buradan yani, böyle dinliyor bizi. Bunu kulaklarımla seviyorum ben. Güzel kızım benim. Aslında kızım. Bir kademe aşağıda. Şimdi bakın şu nasıl bir duygu biliyor musunuz? Yani şöyle söyleyeyim. Sirius, gel buraya. Gel kızım. Çıkmak istemedim. Şimdi eline ağzına sokuyorsun. Nasıl bir güven duygusu var? Şöyle göstereyim size. Bu dünyanın ağız basıncı, çene basıncı en kuvvetli hayvanı. İstese bu kolunuzu parçalar rahatlıkla. Aynen. Çünkü öyle. Kemik veriyorum. Yani kemiği verirken kırarak yiyor zaten. Ama öyle bir güven duygusu gelişiyor. Sen bunun her gün ağzına elini sokuyorsun, kontrol ediyorsun. Dişlerine bakıyorsun, damağına bakıyorsun. Yani şu müthiş bir duygu biliyor musun? Yani şu, evet, şu olay. O bizden bir parça artık o. Onu biz böyle sert seviyoruz. Kangal da zaten yumuşak sevilmeyi sevmez. Sevmez. Sert sevilmeyi sever.
Hissetmiyordur bile bunların çoğunu. Evet, hissetmiyordur bile. Aynen öyle. Abi, bir şey daha soracağım sana. Buyur. Pişman mısın? İlk başlarda pişmandım. Bunu niye soruyorum? Çünkü öyle bir şey bildiğim için soruyorum. Aynen abi, dinliyorum. İlk başlarda pişmandım. Dediğim gibi bu soruyu kendime çok sordum. Yani yapamayacağım, edemeyeceğim. Bakamam, yapamam. Yani her gün bununla uğraşamam. Ama şu an iyi ki diyorum. Yani öyle söyleyeyim. Bu çok başka bir şeymiş. Yani bu şu anda iyi ki edinmişim diyorum yani. Yani şu an pişman değilim. Şu an böyle bir hayvana sahip olduğum için çok mutluyum. Öyle söyleyeyim size. Böyle bir hayvana sahip olduğum için çok mutluyum dedi. Evet. Evet, anahtar cümle bu zaten. Köpekle arasında o aile bağı kurulmuş. Öyle yani, biz bununla böyle ben otururum bunun yanına böyle. O atlar üstüne kalkar, dinler, yaramazlık yapar, kızarım ben ona. Böyle bütün zamanımızı geçiriyoruz bu zaman. Böyle severim ben onu. Arka bacaklarına şu olayı çok severim zaten. Evet, döverek. Evet, döverek. Böyle sevmek. Yani, böyle. Yok, ben de öyle seviyorum. Öyle tadı çıkıyor değil mi abi? Ha, bunun da böyle tadı çıkıyor işte. Nasip olursa abi 6-7 ay sonra tekrar bu kızana gelir. Evet. O zaman mesela annelik duygusunu tatmasını istersin değil mi? Böyle yanına yatar. Yavru almayı düşünüyorsun değil mi? Yavru almayı ilk kızlarımı atlattıktan sonra bir daha düşüneceğim. Kıskanır mıyım? Kıyabilir miyim? Onu da bilmiyorum. Çok bu değişik bir durum. O da çok güzel oluyor. Yavru büyütmek de çok güzel oluyor. Şimdi ben şöyle söyleyeyim. Benim dişi köpek tercih etmemin sebebi dişilerin daha çok alan koruma içgüdüsüne sahip olduğunu bildiğimden dişi köpek tercih ettim. Mesela sen daha iyi bilirsin belki ama sürüye gidenler de mesela yanlarına mutlaka dişi köpek de götürürler. Evet. Çünkü bir kurt, bir erkek kangalı kolayca kandırabilir. Aynen öyle. Ama bir dişi kangalı kandıramaz. Daha akıllı oluyor dişiler. Daha mantıklı davranıyorlar, öyle söyleyeyim. Evet. Yani erkekler daha çok duygularıyla hareket ediyor. Bunlar daha çok mantıklarıyla hareket ediyor. Yani ben buradan gidersen ne olur diye bakıyorum. Alan bilgisi, alan koruma hissiyatı bunlarda daha fazla olduğu için dişi tercih ettim. Ama ikinci kızanımda kızımı kıskanır mıyım? Ondan da emin değilim. İnşallah yani. İkna ederiz. İnşallah kandırırız abi. İnşallah kandırırız diyelim. Teşekkür ederim. Neden böyle diyorum? Ben de kendi çapımda bu köpeklerin, bildiğim köpeklerin yani altından nasıl köpekler geleceğini merak ediyorum ya. Evet. Benim de öyle bir olayım var. Bu işte bildiğimiz köpeklerden bir tanesinin torunu. Şu duygu hiçbir şeyde yok Fatih Bey. Yani aynen öyle. Şu duygu hiçbir şeyde yok. Yani. Aa, bak sana sarılacak zaten. Sarılacak sana bak. Evet. Bağda. Aynen sarıldı bak. Buranın zaten lideri, buranın patronu sen olduğunu biliyordur o. Tabii. Kızdığım zaman anlıyor, nereye kaçacağını sapıtıyor. Kızdığımı gerçekten anlıyor. Yani bir bakışımla veya bir ses tonumla kızdığımı anlıyor. Oynamaya çalışıyor. Evet, şu an beni oyuna çekmeye çalışıyor. Tüyleri ve şeyi çok güzel. Çok güzel bakmışsın. Tüylerini döktü. Taradın mı? Tarıyor musun abi? Tarıyorum. Demir bir tarak aldık onun için. Nerede onu gösterebilir misin onu şu anda? Onu gösteririm. Tabii gelin göstereyim. Köpeğin bakımı çok güzel arkadaşlar. Olur abi. Öyle de videomuzu bitiririz. Ben zaten kendim gözlemlediğim, bildiğim için aslında çoğu şeyi söylemedim, sormadım. Bunu da Fatih kardeşimin, kanal sahibimizin tavsiyesiyle aldım. Evet, değil mi? Bu demiştim. Böyle bir şey. Bunu bir hırdavatçıdan aldım. İnce tarafı var. Kalın tarafı var. Tüy dökme zamanında en çok bundan yardım aldım. Bunu da çok seviyor hayvan. Şöyle söyleyeyim size. Şöyle. Resmen beni tara diye önünde yatıyor yani. Aynen öyle. Zaten kameraya çok yansımıyordur. Bildiğim için de demiyorum. Doğal bir video bu. Köpeğin tüyleri falan çok parlak yani. Al kızım. Al. Al. Yiyeceğim mi? Al. Heh.
Her şeyin tadına bakmayız. Evet. Abi maşallah emeğine sağlık. Çok güzel beslemişsin. Kilosu, evet. Fiziği yani burada canlı hayvanı canlı görmek aslında daha yani onun hakkında fikir sahibi yapar size ama kameradan ne kadar yansıyor, ne kadar yansıyor bilmiyorum. Şu anda arkadan bak basarları gözüktü. 10 numara bir yavru. Daha hala kendisi yavru. Yavru daha. Tabii yani. Yavru. Evet, İlk kızanına ergenlik döneminde diyebiliriz. Daha bir 2 sene daha gelişme çağında olacak. Aynen 2 sene daha büyüyecek. En güzel şekilde kazasız belasız büyütmeye çalışacağız. Tüm Kangal sahiplerine de aynı dileklerimi iletiyorum. Hepsi köpeklerini kazasız, sağlıklı bir şekilde büyütmeyi nasip etsin. Amin. Çünkü onların gözün içine bakıp duruyoruz. Yani ben her geldiğimde acaba bugün bir şey var mı diye bakıyorum yani. Köpeklerini kaybedenler oluyor hastalıktan dolayı. Ha şöyle söyleyeyim mesela bunun bir kardeşi öldü. Gençlik hastalığından evet. Öldü. Onun da haberini aldım mesela. Üzücü bir durum. Büyük yani, ihtimalle aşılama takviminde sıkıntı olmuştur veya aşı hiç atılmamıştır. Yani 7 ay 8 ay bakıyorsun ve gençlik hastalığından dolayı köpeğini kaybediyorsun. Çok daha üzücü bir durum çünkü çok duygusal bağ kuruyorsun hayvanla. Allah herkese bütün kangal sahiplerine, köpek sahiplerine köpeklerini sağlıklı, kazasız, belasız bir şekilde büyütmeyi, onlarla zaman geçirmeyi nasip etsin. Ben de sizlere geldiğiniz için çok, çok teşekkür ediyorum. Yine beklerim. Her zaman buradayım. Gece gündüz buradayım. Her zaman beklerim sizleri. Darkale'ye, Soma, Darkale köyüne mesire alanı. Çıkarken sağda mı diyelim abi? Sağ tarafta, evet. Instagram sayfamı da takibi alabilirsiniz. Yayının başına da belirttik. Darkale Bahçe olarak girdiğinizde sayfamızı da görebilirsiniz. Tasarımla alakalı çok güzel paylaşımlar var. Abi bir tane gösterebilir misin? Kendin yaptığın. Yani şöyle, bir sürü ürün var da bir tane göstersene. Tabii, mesela bu kuş evlerini kendimiz yaptık. Öyle söyleyeyim. Birisi bu. Kendisi tamamıyla kendi. Sonra mesela bu sene güncel olarak yaptığım. Mesela şu şundan bahsedeyim size. Önce bunun ne olduğundan bahsedeyim. Bu bir öküz arabasının tekerleğinin göbeği. Ben bunu bir köy gezintisinde çöpe atılmış halde buldum. İkiye ayrılmış halde. Çok beğendim çünkü burada bir işçilik var. Yani burada bir ince işçilik var. Zamanında kim bilir hangi usta işlemiş bunu manuel olarak. Yani alet edevat olmadan, CNC olmadan, torna olmadan işlemiş. Bunu aldım. Bunu nasıl değerlendirebilirim diye düşündüm. Mesela bundan bir aplik yaptım. Böyle bir aplik mesela. Vay, çok da güzel olmuş. Birisi bu mesela. Yani böyle yapıyorum bunu. Tabii arkasına manuel bir ışık sistemi koyuyorum. Mesela başka abi. İlk oturduğumuz yer burası. Boş zamanlarımda şu betondan saksıları tasarladım. Bunlar beton. Bunların bütün tasarımı bana ait. Bunlar da fincan. İçindekiler cam mı? Bilye mi? Bunlar yani ne koyabilirseniz. Mesela ben burada cam kullandım. Cam. Burada taş kullandım örnek veriyorum. Burada baskılı bir şey kullandım. Evet. Yani o senin hayal gücünle ilgili. Orijinal şey. Saksı bunlar. Tabii bunlar normalde kahve fincanı. Evet. Ben bunları saksıya dönüştürdüm. Böyle evet. Şeyler yani. Bunları... Linkini de bırakacağım arkadaşlar. Darkale Bahçe diye. Böyle birbirinden değişik şeyler tasarlıyor. Kendisi yapıyor. Videonun başında demiştik zaten. Burası çok. Mesela şöyle söyleyeyim. Şurada benim ufak bir lavanta bahçem var. Ama burayı kapatmak durumunda kaldım. Önceden burası açıktı. Çünkü köpeğim rahatça geçmesin dedim. Lavantalarıma evet. Zarar vermesin diye. Yan tarafına şöyle bir geçmesini engelleyecek bir şeyler yaptım. Mesela şurada çiçeklerim var gördüğünüz gibi. Onlara zarar vermesin diye onların çevresini kapattım. İşte kangal köpeğiniz olduğunda bunlara dikkat etmelisiniz. Yani bunu yapmazsan bu çiçeği burada göremezsin. O yüzden meşakkatli mi? Evet meşakkatli. Yani sana çıkarttığı zorluklar var mı? Var ama tabii ki hiçbir yani böyle bir güzellik zaten bir zorlukla beraber olmalı. Yani yoksa bu kadar güzel olmaz. Yani evet.
biraz da zahmet olur. Bu kadar tat vermez öbür türlü olsa. Aynen. Kolay olsa. Beni de oyalamış oluyor yani, öyle söyleyeyim. Abi yukarı doğru çıkalım istersen. Şöyle. Videonun sonuna geldik ama en güzel kareler her zaman böyle oluyor bu. En sonda yakalanıyor ama tabii hava kararmadan videomuzu bitirmemiz lazım. Abi videoyu senle kapatalım. Ben Fatih Hocam teşekkür ediyorum bahçemizi ziyaret ettiğiniz için. Ben de zaman ayırdığın için abi. Sevgili izleyicilerimize de teşekkür ediyorum izledikleri için. Sayfamı da takibi alabilirler. Darkale Bahçe Instagram sayfamı. Biz hep buradayız. 2 milyonluk izlenme videoları var, doğru mu abi? Evet, 2 milyona yaklaşan izlenmelerimiz var Reels'lerde. Biz hep buradayız. Yolu düşen arkadaşları çay içmeye bekleriz. Teşekkür ediyorum. İyi akşamlar. Abi diyorum. Ben teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere abi. Bir sonraki videoda inşallah görüşürüz abi. İyi akşamlar.